Merhaba. Dünya savaşa sürükleniyor. Ukrayna ile sınırlı kalmayacak. Tartışılan ne? Türkiye ne kazandı ne kaybetti. Ülke fakirlikten kırılıyor. 20 bin lira kazanıyorsan yoksulsun. Mazot 3'e katlanmış, kıtlık kapıda. Neymiş? Madrid zaferi pompalanıyor. Bu girişten sonra detaylandıralım. Türkiye liderinin kimi konularda önceki ve şimdiki laflarının bir anlamı yoktur. NATO zirvesi ardından NBC muhabiri basın toplantısında geçmişte Joe Biden hakkındaki sözlerini hatırlatınca Erdoğan dün dündür bugün bugün dedi. Siyasette dün dündür bugün bugündür. Bu Süleyman Demirel'in özdeyişidir ve genel siyaset için hep geçerli olacak bir sözdür. Haliyle Erdoğan'ın eski ve yeni laflarını montajlayıp dolaşıma sokmanın, bunu hatırlatmanın böyle bir şey olabilir mi demenin manası yoktur. Ve fakat belki şöyle bir yararı olabilir. Erdoğan ne zaman bu can bu bedende olduğu sürece, bu fakir bu görevde olduğu sürece, ben bu makamda oturduğum sürece, ben başta olduğum sürece gibi beylik laflar ederse bilin ki muhteşem bir U dönüşü yapacak. Yanılmazsınız. Bir de şu. Bordrolu troller zafer diye köpürtüyorsa sorgulayacaksınız. Belli ki Ankara orada taviz vermiş. Peki ne oluyor? Türkiye çevresi yangın yeriyken nasıl pozisyonlanıyor? Gelişmeleri lehine çevirmek için ne yapıyor? Ülke yararını mı gözetiyor, reis'in konumunu mu takviye ediyor? Özetin özeti şudur. Ankara, Ukrayna savaşı çıkınca kendine çok elverişli bir pozisyon buldu. Rusya ile Amerika arasında iki tarafa en az rahatsızlık verecek biçimde konumlandı. NATO üyesi ülkeler yaptırıma zorlanırken Türkiye muaf tutuldu. Ankara bu noktada coğrafi stratejik konumunu kullanmakta hayli mahir davrandı. Bir yandan Kiev'e silahlı dron sattı, öbür yandan çalıntı Ukrayna buğdayını Rus şilepleriyle piyasaya soktu. S400'den vazgeçmeden ABD ile F16 pazarlığı yaptı. Erdoğan sınırlarda dolaşmayı sevdiği ve hayatını buna borçlu olduğu için içeride ve dışarıda onca vozurdamaya karşın buraya kadar böyle getirdi. Rusya'dan ürken İsveç ve Finlandiya NATO'nun kapısını çalınca Türkiye'nin takoz olacağını beklemiyorlardı elbette. Sonuçta şu oldu. Biden Erdoğan'la bir saat görüşme ve samimi fotoğraf verme karşılığında Ankara'yı ikna etti. İlaveten NATO çatısı altında imza edilen memorandumla Ankara'nın istediği örgütler belgeye girdi. İsveç ve Finlandiya önüne arkasına şerh düşseler de oldu bu. Bakın Türkiye hiçbir zaman İsveç ve Finlandiya'dan 21, 33 veya 73 bu kadar kişinin iadesinde samimi olmadı. Tıpkı Gülen'in Amerika'dan iadesinde samimi olmadığı gibi. Bunlar hep işin çereziydi. Orada yaşayan insanları tedirgin etti, o ayrı. Kızdırdı, belki de o ülke siyasetçilerini birbirine düşürdü. Belki de amaç oydu. Erdoğan sağlık sorunları yüzünden bir görünüp bir kayboluyor ama Görüldü ki halkın en az yüzde seksenini kontrol eden müttefikleri onu orada tutmak için hayli azimli. Ankara NATO dopingi ile içeride ve dışarıda özellikle Kürtlere karşı manevra alanı kazandığını düşünüyor. Bunu sonuna kadar kullanacak. Amerika ve NATO Erdoğan'ı çok düşündükleri için ona bu alanı açmadı. İsveç ve Finlandiya'dan gelen boyu eğmedik, yasaları uygularız tarzı açıklamalar günah çıkarmaya yönelik. Biliyorlar neyi imzaladıklarını çünkü. Yaklaşan daha büyük bir tehdit varken Erdoğan'ın ağzına bir parmak bal çalıp yollayalım diye düşündüler. Batı savaş pozisyonlanması alıyor. Türkiye bunun kıyısında durarak yara almayacağını zannederken çoktan belaya bulaştığını ve boğazına kadar battığını fark ettiğinde iş işten geçmiş olacak